geçen ne zaman olur? Hadi ama ya. Efendi ol. Otobakayım orada. Bak önünde kalem var, kağıt var. Resim yapakayım nasıl yapayız? Güzel yapabilir misin? O zaman uçan AVM yapayım mı uzay AVM'si? İyi aferin. Yapacağız bakayım. Ya Reçen nerede ya? Sayın Şakadır ketimiye gitti. Sen bekle. Gelecek yüzüyor. Oldu mu? O zaman en çok ben yiyeceğim. Ehe. Aferin sana. Pence de sen ye. Gıdandan kısma. Çünkü belli ki çocukken sana bir şey eksik ye demişler. Ne yapıyorsun? Kime baktın? Ben yardımcı olayım. Ben Svetlana. Türkçe yok. Teşekkür. Dur ya, İngilizce var mı? Gerçi bende de yok. Kötü bu kız. Aman onun bunun madigodüsü işte, aranıyordur gene. Cihangir'in de bu olayı çok kötü canım. Bunlardan çok var. Mahallenin kalitesini düşürüyorlar. Kız emlak, fiyatları vermişler Allah korusun. Bunları tecrit etsinler. Şehir dışına alsınlar. Artık orada kırmızı çıktı mahalleme yapacaklar. Ne yapacaklar? Orada mısın bunlar? Değil mi ama canım? Herkesin aynı lokasyonda olmaz. Misal benim genç oğlum var. Benim delikanlı pırlanta gibi oğlum var. Ben Cihangir'e onu salmaya korkuyorum yani. Gerçi bundan daha kötü. Bundan daha az prezantabını kimi bulacak ki benim melek yavrum? Ağlar hayatına. Biz eve çıkıyoruz, ev boş mu? Tabii ki değil. Ne yapacaksınız siz boş evde? Bir tahmin yürüt. Ama olmaz böyle yavrum. Yani biz Anadolu'lu bir aileyiz. Anadolu'da öpüşülmüyor mu? Benim Kadıköy'de öpüşmüşlüğüm var. Selamın kavlem. Ay hu geldi ablam, ay hu geldi. Orçuk oğlum, Nurhayat yenge hatırını sorsana, anasını babasını sorsana. Sen nasıl bir kişi oldun böyle yavrum? Seni kim değiştirdi bu kadar? Dakika bir sessin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi bizim de öyle. Hep işte koşturmacayla geçiyor. Tam ocağın üstüne yemeğe koydum. Popomun üstüne azıcık oturayım diyorum. Çat kapıya. Aa, bir bakıyorum akşam olmuş, bey gelmiş. Ay Allah sağlık versin de bunlar atlatılır kız. Takmayacağım vallahi, bak bende kadın hastalığı çıktı. Portakal kadar olmuş, ameliyat dedi doktor, kör olasıca. Ama bakacağım bayram ertesi aldıracağız. Lazerli kamerayla alıyorlarmış, kolay dedi doktor. Dur bakalım. Ay buna da şükür kız, ne illetler var. Geçmiş olsun bacım. O değil de ablam, neydi o? Neydi o bacım? Gözler felfecir okuyor. Üç harfler gibi bir şeydi o. Allah korusun. Üç harf ne zaten? K, I, Z. Kız. Eylem. Ne yapalım kız? Bizim meslek bir hakimlik, bir doktorluk kadar saygıdeğer bir meslek değil. O belli oldu ama bambaşka avantajlar var. Yok ya. Ne mesela Zerrin? Bir örnekle anlatır mısın? Sabah erken kalkmak yok misal. Başka? Başka? Kız, bir şey daha vardı. Dur. Vallahi vardı dilimin ucunda. Her zaman fit kalarak yok, o oryantal içindi. Anam, kız, bizim mesleğin avantajı yokmuş. Biz niye bu mesleği seçtik ki? Zerrin, sanki tecrübat mı seçtik gülüm? Üniversite imtihanında birinci tercih Boğaziçi İşletme, iki Marmara İktisat, üç Star Wars Konsermasyon yazında üçüncü tercihine mi girdin? Mecburen düştük anam bu yola. Ya sen şimdi böyle dedin ya, benim işe gidesim yok. Motivasyonuna düştü yerlere. Vah vah kız, hem saçma sapan gibi bir meslek, hem de elin kokona karıları bizi ezikliyor, aşağılıyor öyle mi? Bunları toplum dışına etsinler, mahalleden sürsünler tarzı konuştu tapir karı. Tuu onun suratına. Of, halimize bak. Çok acıdım bizzat bize. Asiye nasıl kurtulur ruh haline girdim, hemen. Ya ikide bu Asiye. Kim bu Asiye? Sen ben de gizli kimlerle görüşüyorsun Zerrin? Allah bizi yargılayan namus kımkımalarına, daha beter mahalle baskısı, daha beter toplumsal linç versin. Ezik miyiz kız beyiz? Ezik miyiz lan biz? Üzerimize mi basıyorlar bizim? Çatayırt diye ses mi çıkıyor bizden? Tuvalet kağıdını alıp tuvalete mi atıyorlar lan bizi?
Gürcistan telefonu çalıyor. Kimmiş ya bu saatte? Alo? Ne yapıyorsun kız? Teşekkürler. Buyurun. Yedin mi muzları? Evet, memnun kaldık. Kim bu münasebetsiz ya? Gelsene bir çay içelim. Mango geldi. Sana böyle yeni şeyler tattırmak istiyor. Hayır, gerek yok, gerek yok. Ya niye test ediyorsun böyle? Ayıp oluyor ha. Yok, estağfurullah. Şey yaparız o zaman da, evet. Başka zaman şey yaparız. Yarın bir uğra. Siyah üzüm gelecek. Hem senin yüzünü görmüş oluruz. Gözlerimiz bayram eder. Hadi öptüm. Oldu o zaman, öyle yapalım. İyi akşamlar, teşekkürler. Ne oluyor ya? Şey, terzi diyor. Şey yapalım diyor, düğme seçelim diyor. Evet. Bu saatte. Eylem, nasıl oldun kızım? Nereden baksan 3-4 gün buradayım hacı. Boşa ümitlenme. Başka Arnavutköy çileğe kesin ve katı bir şekilde yok, öyle mi? Bizim saraya bir haber uçurayım. Yarım saatte cevap gelir. Beklerken biz de bir yerde çay içeriz. Bak, Manav Efendi. Ne? Manav Efendi mi? Ya 1920'de miyiz ya? Bana Ömer de. Gerek yok. Bak Manav Bey. Öyle akşam akşam telefonla tacizler. Çay içelimler falan. Her kuşun eti yenmez. Ben sana o telefon numarasını çilek gelirse iletişim kur diyerekten verdim. Şunu ağzını yanlardan topla. Bana 2 kilo elma, 2 portakal, 2 de armut ver bakayım. Yok. Meyve kalmadı. Nasıl? Dolu meyve. Onlar önceden rezerveli. Ne demek o ya? Kalbim kırıldı ha. Şu anda mesleğimle ilgili motivasyonum 0-0-0. Ya hayır, bu meslekte de yani bu kadar duygusal motivasyona dayalı bir meslek midir? Piyanist falan olsam diyeceğim okey. Ya gider misin? Aynı anda bu kadar güzel ve bu kadar küstah olmana dayanamıyorum ha. Of! 1920'de miyiz diyor. Sonra da hem güzel hem küstahsınız diyor. Peki 1950'de miyiz acaba? Herkes bir ciz ya. Yavaş biraz. Yavaş! Nasıl oldun canım? Aynen. Eylem! Otur! Allah'ım! Bu ne? Dünkü elmalardan mı? Ha. Bu ne ya? Dünkülerden değil bu. Pii! Ben yemem bunlardan. Benim telefonum o ya. Evet. Neyse, yarım saat oldu, sonra yine ararım ben. Ne yapıyorsun sen benim telefonumdan ya? New York'ta bir arkadaşıma şarkı dinletiyorum. Yarım saattir benim telefonumdan New York'la mı konuşuyorsun? Konuşmuyorum, şarkı dinletiyorum. Of! Akşama köfte makarna istiyoruz. Emriniz olur hanımefendi. Bu arada seni bir aradı Ömer diye bir adam. Ha öyle mi? Şey o ya. Şehirlerin akrabası. Oldu, sen yat kızım. Oldu yavrum. Bir ilkbahar günü gibisin. Yok canım ilahi. Ben dün sizi asla aşağılama amaçlı değil. Hani işinizin arasında çayla meşgul etmeme maksatlı o bakımdan. Hepsi unutuldu. Geleceğe bakalım. Ha çok güzel. O zaman bana şuradan 4 kilo elma, 1 hemenk muz, 3 kilo da mandalina. Ama önce bugün şurada bana bir çay borcum var yani. Ha. Gözlerine ışık vurunca eli oluyor, biliyor musun? Ha. Ben de bir şeyi merak etmişimdir. Bu nektarin diye tabir ettiğimiz meyve şeftaliye mi daha yakın oluyor yoksa eriye mi? İki tarafla da flört ediyor. Benim gibi çapkın.
Çaylar da bitti. Abi, senin karada Allah tarafından bir cilve, bir oynaklık eksikliği var. Vermemişse Mahmut, neylesi Mahmut? Kimi bulacak kız o? Yok, bulmaz zaten de. Şüpheli hal ve hareketleri var. Geceleri mesaj geliyor, gündüzleri telefon geliyor. Ne karıştırıyorsa. Kız, dedektif tutmuş olmazsın. Tülay'ımla ikinizi zina esnasında cürümü meşhur Çağat diye basıp da... Ay, bu kızı taşlarlar anam. Niye taşlıyorlar ya? Ne alakası var? Bu ara biraz ruh halimiz böyle Silahattin abi. Toplum dışına itilmekten korkuyoruz. Toplum içi misiniz lan zaten? Ha? Gündüz ev kuaför, gece meyhane pavyon. Hayatınız bu. İkametgah Beyoğlu Silahattin abi, ne yapacaktın? Gündüz çapaya, akşam davar otlatmaya mı gidecektik? Gülistan'da var bir numara var. Süslenip püslenip gidiyor. Parfümler, bir şeyler. Kokoş arkadaş grubu mu yaptın? Ne yaptı? Nereye diyorum? Manava diyor. Ulan manava giderken süslenilir mi lan? Manav mı? Hangi manav bu? Ömer yok mu? Yok, ben karısıyım. Ha, şey o zaman bana oradan dört... Burada sana meyve falan yok. Ama... Basket, seni gibiler istemiyoruz burada. Ben bir şey yapmadım. Defol, kenarın dilberi seni. Defol! Ben ne yaptımsa çocuğum için yaptım. Kolay mı sanıyorsunuz, kolay mı? Her şeyin bir fiyatı vardır, her şeyin. Tüh! Seni istemiyoruz bu mahallede. İlahsız rezil defol kadın. Bir daha görmem seni buralarda. Hadi gelme buralara bir daha. Terbiyesiz kadın seni. Utanmaz. Tam yaşına bak. Bir de buralara bir daha gelmişim. Tamam mı yok? Rezil değil. Terbiyesiz kadın seni. Utanmaz. Terbiyesiz kadın seni. Buralara bir daha gelmişim. Ay ya, hayret bir şey ya. Utanmaz. Herkes er döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ya görüyor musun Tülay'ım? Görüyorum anam. Vallahi iyi ettik, herkesi örgütledik. Birey hiçbir şeydir, organize her şeydir. Ya ne haber? Şimdi kim toplum dışı kaldı bebeğim? Kız suratına tüküren tüküreneydi ha. Bir şemsiyesi olaydı. Ya bizi kırmızı ışıklı mahallelere sürecekti. Get dolaştıracaktı konsomasyon sektörü emekçilerini. Nasılmış emekçiyle uğraşmak? Şu an gidip parka ağlasım geldi. He. Kız yazık kadına be. He? Gidip değil mi bacım üzülme, sen kader kurbanısın, o imajın yanıltıcı. Yemişim mahalle baskısın, sen kendini bilmiyor musun değil mi? Ha de, hatta bir sürprizimiz var, sizi filme aldık. Kamera şakasıydı da de, hiç kafaya takmasın canım. Ha. O daha iyi. Dur yakalayayım. Dur lan kızım. Muhallebi kıvamında bir tipsin ha. Seninle ne intikam almanın zevki var, ne kavgaya girmenin zevki var. Ben diyorum Machiavelli, sen diyorsun Gandhi. Ben öyle bir şey demedim kız. Ne demişim? Boş ver, hadi gidelim. Ya ne yapayım anam? Empati yapıyorum be. Kız, empati yapacağına bir yumurta yap da yiyelim. Saatlerdir karıyı bekleyeceğiz diye midem birbirine yapıştı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.